komünizmin vazgeçilemeyen içgüdüsü terör. Anarşi ve terör, Marksizmin ve komünizmin vazgeçilmez bir yöntemidir. Komünizmin kurucuları Marx ve Engels, şiddeti ve terörü bizzat savunmuşlardır. Marx'ın teorisini pratiğe döken Lenin'le birlikte terör, komünist ideolojinin ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Lenin şu sözleriyle bunu açıkça dile getirir. Terörü prensip olarak hiç reddetmedik ve hiçbir zamanda reddetmeyiz. Bazı kimseler bizi zalimliğimiz sebebiyle ayıpladıkları zaman bu kişilerin en basit Marksist prensipleri dahi nasıl unutabildiklerine hayret etmekteyiz. Komünist ideoloji nedeniyle Rusya'da, Çin'de, Kore'de, Burma'da, Küba'da oluk oluk kan akmış, milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, bir o kadarı da sakat kalmıştır. Sadece 20. yüzyılda 120 milyon erkek, kadın, yaşlı, küçük çocuk, bebek komünizm denen bu soğuk, katı, sert ve vahşi ideoloji nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Ki bu sadece bilinen resmi rakamdır. Gerçekte ise komünist zulüm nedeniyle ölenlerin sayısı çok daha fazladır. Hayatta kalanlarsa daimi bir korku içinde yaşamıştır. Çünkü komünist ideoloji terörü vazgeçilmez bir silah olarak görmüş ve takipçilerine de terör uygulamayı şart koşmuştur. Örneğin Lenin, komünist yoldaşlarına, devletin askerine, polisine karşı nasıl terör eylemleri yapmaları gerektiğini şöyle öğretir. Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak, devletin hazinelerinden paraları almak. Devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. Propagandacılar her grubu basit bomba formülleriyle donatmalılar. Gruplar derhal askeri eğitimlerine, operasyonlara katılarak başlamalılar. Bazıları bir casusun öldürülme işini veya bir polis karakolunu basma görevini üstlenmeli. Bir kısmı ise banka soymalı. Lenin katıldığı bir işçi toplantısında söz aldığında terörün kendileri için ne kadar vazgeçilmez olduğunu ise şu dehşet verici ifadelerle açıklar. Spekülatörlere karşı terör uygulamadığımız, hemen oracıkta kafalarına bir kurşun sıkmadığımız sürece hiçbir yere varamayız. Şu satırlar da bizzat Lenin tarafından kaleme alınmıştır. Biz politik öldürmelere kesinlikle karşı değiliz. Sadece geniş halk kitleleriyle doğrudan bağlantılı olan bireysel terörist hareketler değer taşırlar. Görüldüğü gibi komünizm yakıp yıkmayı, insanlara korku, endişe, elem, dehşet yaşatmayı, kendi ülkesinin askerine, polisine saldırmayı, masumları göz kırpmadan öldürmeyi emreder. Bu sistemde insani duygular, acıma, insaf etme, vicdan gibi hisler tamamen yok edilir. Nasıl vahşi bir hayvan besin ve yerleşim yeri elde etmek için kendi türüyle kıyasıya bir çatışmaya girerse, insanların da aynı şekilde hayvanlar gibi davranmaları öngörülür. Çünkü komünizmin temeli Darwinizme dayanır. Darwinizmde insanlara aslında sözde bir hayvan olduklarını ve hayvanlar nasıl yaşam için mücadele ediyorlarsa kendilerinin de öyle davranması gerektiği yalanını öğretmektedir. Nitekim komünist yayınlara bakıldığında bu kan dökme arzusu çok açık olarak görülür. Lenin'in en ünlü destekçilerinden biri olan Bolşevik gazetesi Kranasya'da Lenin'in tüm Rusya'yı kana bulaması şöyle savunulur. Kalplerimizi özgürlük için mücadele eden kana susamış savaşçılara çevireceğiz. Kalplerimizi zalimleştireceğiz, sert ve yerinden oynamaz hale gelecekler ki içine hiçbir şekilde merhamet girmeyecek. Düşmanın kan denizinde yüzdüğünü gördüğünde kılı kıpırdamayacak. Hiçbir merhamet hissetmeden, hiç kaçınmadan düşmanlarımızı yüzer yüzer öldüreceğiz. Bırakın kendi kanlarında boğulsunlar. Lenin ve Uruski, Zinoviev ve Volodarski'nin kanı için Burjuva'nın kanları seller gibi aksın. Daha çok kan, mümkün olduğu kadar çok kan. Sadece Lenin değil, hemen hemen tüm komünist liderlerin eserlerine, yazılarına, açıklamalarına bakıldığında terörün komünizmin ayrılmaz bir parçası olduğu açıkça görülür. Örneğin dönemin komünist liderlerinden Dzerzhinsky kendisiyle yapılan bir röportajda şunları söyler. Bizler örgütlü terör savunucularıyız, bu açıkça kabul edilmelidir.
terör devrim zamanlarında mutlak bir gerekliliktir. Yeterince gaddar olmadığı ve kendileri kadar kan dökmeyi hedeflemediği için Leninistler tarafından dışlanan Trotski de terör olmadan komünizm olmadığını açıkça ifade eder. Fakat ihtilal, ihtilalci sınıftan emrindeki bütün yöntemlerle gayesine varmasını talep eder. Eğer gerekirse silahlı bir ayaklanmayla, eğer mecbur olursa terörizmle. 60 milyondan fazla insanın ölümünden bizzat sorumlu olan, psikopatlıklarıyla ünlü Mao ise komünizmin şiddet olmadan savunulamayacağını anlatır. Devrim, bir isyan ve ayaklanma, bir sınıfın diğerini devirdiği bir şiddet hareketidir. Bugün de Türkiye'de Marksist, Leninist, Stalinist, komünist bir örgütlenme olan PKK, bu kan dökücü liderlerin yöntemlerini izlemektedir. Yaşamı bir çatışma alanı gibi gösteren Darwinist telkinler neticesinde bölücü militanlar, hiç düşünmeden bebeklerin, yaşlıların, masumların canlarına kıyabilmektedir. Askerimizi, polisimizi şehit etmekte ve her türlü terör yöntemine başvurmaktadırlar. Kendilerini ve diğer insanları Allah'ın yarattığı ruha, akla, vicdana ve anlayışa sahip varlıklar olarak görmedikleri için hayvanın hayvana yaptığını birbirlerine ve diğer insanlara yapmaktadırlar. Bu belanın tam anlamıyla son bulabilmesi ise bu vahşetin temel dayanak noktasının yani Darwinizmin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Marksist, Leninist, komünist propagandayla taraftar toplayan komünist bölücü harekete karşı geniş çaplı bilimsel antikomünist, anti-Darwinist propaganda şarttır.